E, bu Erdoğan'ın e, ve çevresinin ortaya çıkarttığı bir son e, derece tehlikeli durum var. Önce e, şunu söyleyeyim size gerçekten önemli bir şey bu bunu aktarmak istiyorum. Sabah o çay içtiğimiz yerde Fenerbahçe e, şeyi giymiş forması giymiş bir arkadaş benden küçüktür herhalde yanıma geldi. Ya Enver Bey dedi size çok güveniyoruz sizin e, gazetecinize çok güveniyoruz aman dedim efendim sağ olun. Önemli. Bana dedi ki ne düşünüyorsunuz Soru bakın seçimi kim kazanacak değil o soru bitti. Yeni soru, yeni soru seçim yapılacak mı? Şimdi son e, kahveleri gezerken de, e, sokaklarda gezerken de, söyleşiler yaparken de gördüğüm en verici mesele, en verici soru bu. İnsanlar seçim yapılacak mı diye sormaya başladı. Şimdi onun sebebini konuşacağız. Neden bu soru var? Seçim yapılacak mı? Yapılamayacak mı? Şimdi ben size önce şunu sormak istiyorum. Bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce, iki ay önce daha çok tartışılan konu seçim yapılacak mı sorusu değildi. Daha çok tartışılan konu Erdoğan koltuğu devredecek mi? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları artmaya başladıkça Erdoğan koltuğu devredecek mi? Şimdi Erdoğan'ın kaybedeceği ortaya çıktıkça bence birinci turda iş bitecek. Erdoğan'ın kaybedeceği ortaya çıktıkça yeni bir algı operasyonu ile birlikte bu sefer yeni bir şey söylenmeye başladı. Seçim, seçim yapılacak mı? Bir felaketle karşı karşıyayız. Seçim yapılacak mı sorusu nereden geldi peki? Durup dururken nasıl oldu? Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günden bu tarafa dilinden eksik etmediği kırdı nedir? Darbe. Yani işte 12 Eylül sanki onlara yapılmış gibi 12 Eylül darbesi falan demiyorlar ama özellikle 28 Şubat meselesi arkadan da Büyük Anadın halt etmesiyle birlikte e-muhtıra e, dedikleri muhtıra ile birlikte AKP arayıp da bulamadığı her şeyi yaptı. Önce e, Abdullah Gül'ü Çankaya götürdü sonra e, Saray'a Recep Tayyip Erdoğan'ı götürdü yetmedi ondan sonra e, şeyi de değiştirdi ve darbe darbe diyerek Türkiye'de bir darbe yaptı. Sivil darbe yaptı arkadaş. Sivil darbe yaptı. Sandıkları koydu ama sandıkların konulması hiçbir şey ifade etmedi. Mühürsüz oylar dayadı. Ütü, şey Atı alan üskülere geçmiş dedir. Yüksek Seçim Kurulu'nu açıklamadan Anadolu Ajansı'yla aldı yürüdü. Kaybettiği seçimleri de kendisine yazdı ve nihayetinde Türkiye bu bataklığın içine getirdi. Ta ne zamana kadar? Ekrem Bey ve özellikle de Canan bu işlerde bir dakikaya ya deyip tamam mı bu iş böyle olmaz deyip özellikle Muharrem'in geçen seferki halt etmesinden kaynaklı olarak halt etti çünkü o gece biraz akıllı olaydı en azından seçimlere dair bir başka tavır takınabilirdi bambaşka olurdu burada ne oldu bakın burada ne oldu sonuç itibariyle Ekrem Bey süreci yönetti ıslak imzalar alındı ve ne oldu ne oldu Gayet basit bir şekilde tıpış tıpış uğraşarak Mazbata'yı verdiler. Zor verdiler ama verdiler. Şimdi bakın Erdoğan'la ilgili bilmeniz gereken şey şu. Erdoğan öylesine zor bir durumda ki o kadar çok yolsuzluğa bulaşmış insan var ki çevresinde. Kendisi için bilemem onu zaman gösterir. Ama o kadar büyük organizasyonlar var ki ortaya dökülen. Yani sadece Canik bir olayına bakın. Zaten bir vahamet, cinayetler, bilmem ne 40 tane iş var. Ve bütün bunlar olduğu zaman Erdoğan ben bırakıyorum dese bile onun bırakmaması için beşli çete gibi bütün çeteler bu işin içinde mutlaka saf tutmak isteyecektir. Dolayısıyla temel kaynak bu. Peki Erdoğan'ın böyle bir bırakmama şansı var mı? Yok. Yok. Türkiye'de yapılan askeri darbelerde bile askerler bile en faşist dönemlerde ki şimdi onu hiç aratmıyor. Askerler bile ne yapıyorlardı arkadaşlar? En kısa zamanda demokrasiye döneceğiz diye açıklamaya yapıyorlardı. NATO'ya, SENTO'ya bilmem neye bağlıyız. En kısa zamanda döneceğiz diyorlardı. Fakat bugünkü arkadaşımızın bana sorduğu soruya baktıktan sonra tablonun sandığından da bir kere daha vahim olduğunu gördüm. Daha kırsaldaki yerlerin siyaseti iyi takip etseler bile hani biraz daha endişe seviyeleri yüksek yerel unsurlardan dolayı diye düşünüyordum. İstanbul'un göbeğinde Ataşehir'de birisi bu soruyu soruyorsa zaten soruyu sorduğun an maçı kaybetmişin demektir. Soruyu sorduğun an maçı kaybetmişin demektir. Bir kere bunu unutmayalım. Bana göre Türkiye'de halkın sandıktan elde ettiği sonucu halkın sandıktan elde ettiği sonucu gasp edebilecek bu sonucu yok edebilecek hiç kimse bulunamaz. Hiç kimse bulunamaz. Hiç kimse buna cesaret edemez. Zor olur. Gerilimin olur vesaire. Bir diğer mesele e, günlerdir görüyorum işte AKP'lilere kaleşinkoflar dağıtılıyor. İşte 15 Temmuz'daki silahlar nereye gitti vesaire gibi tartışmalar var. Arkadaşlar ne olursa olsun Türkiye dünyanın doğal bir parçasıdır. Ne olursa olsun Türkiye'de Avrupa Birliği, Amerika, komşularımız vesaire bütün bunların da içinde olduğu buradaki yatırımlardan kaynaklı olarak, farklı çıkarlardan kaynaklı olarak bizim karşı olduğumuz burada yine de e, asgari olarak bir e, toplumsal e, gücü yok sayamayacakları bir tablo vardır. İstanbul örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla Müşahitlerin ıslak imzaların olduğu bir durumda ne yapacaklar yani? Gelip sandıkları mı tarayacaklar? Sandıkları yakacaklar? Ne yapacaklar? O yüzden bu tür meselelerde birileri önden insanları korkutmaya çalışıyorlar ve en tehlikelisi de ne biliyor musunuz? Sandık başında olması lazım gelen insanların biz seni öldürürüz, biz seni döveriz, burada oturamazsın, canına okuruz türündeki değerlendirmelere karşı akıllı olmaları, duyarlı olmaları yoldaşlarıyla olması gerekir. Her siyasi parti sandık başındakileri yalnız bırakmamalı. İHŞ'lere gitmeli, e, çayı, yemeği, suyu gitmeli avukatlar hazır bulunmalı ve kalabalık olunması gerekmektedir. Yani birisi birisine kuvvet kullanacağı zaman bir dakika denebilmelidir. Peki nasıl olacak? Gayet basit. Müşahitlerin dışında da bölgedeki herkes e, şeyi şahitlik açısından gidip sandıkların başında olabilir. Evinizde çay, kek, pasta kahve yapın götürün. Birden fazla parti olduğu için onlar daha önceden tanışsın müşahitler. Birbirlerine destek versin, birisine yönelik bir saldırıda diğerleri de yanında dursun. Bakın bunlar önemli meseleler. Ve orada kalabalık e, olunduğu zaman zaten gözlemciler e, sandıkların başında kalabalıkta oldukları zaman zaten hiç kimsenin de e, oradan çalıp çıkmaya şansı olmaz olmayacaktır. Bu net. Ondan sonrası siyasi partilerle ilgili zaten. Sandıkların tutanaklarının tutulması, orada işte kalem kayması, bilmem ne falan filanların yapılmaması, çuvalın e, Ersan Bey anlatmıştı, takip edilmesi, teslimiyeti ve hemen genel merkeze ulaştırılması ve genel merkezin geçen sefer maalesef onursallar o işi beceremedi. Genel merkezin topluma hızlı parti sözcüleri kanalıyla hızlı ama çok hızlı ve anında bilgi vermesi lazım. %5 açıldı. Biz öndeyiz. Yüzde üç açıldı bilmem ne önüne. Bu sefer sandıklardaki iradenin sandıkta güçlü durmanın önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. Bunu toplum kendisi birlikte yapacak. Onu da altını çizmek istiyorum. Yani toplumun bir kısmı yapamaz. Geniş kesimlerin katılımıyla sandık koruma e, durumuyla bu halledilebilir. Bir de bir partinin güçsüz olduğu yerde öteki parti güçlü. Dolayısıyla dayanışmayı böyle de büyütmek mümkün. Yani şunu söylemek istiyorum. E i̇nsanlar orada ayrılmak zorunda kalmadığı için yemesi, içmesi, suyu mahallelere emanet. Bu bir. Gönüllü avukat ordusu var. Seçimler avukatlara emanet. Bu iki. Üç. Anında örgütlerin ve genel merkezin işleyen bir bilgisayar sistemiyle yüksek seçim kuruluna paralel kendilerindeki verileri ortaya koyarak Anadolu Ajansı'na karşı Anka'yı kullanarak dezenformasyonu, mutlaka engellemek gerekiyor. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Gidersiniz Anadolu Ajansı'nın oraya milletvekili dokunulmazlığı var. Girersin içeri oturursun. Mesela on milletvekilin de bundan görevlidir. Ne alıyor, ne bitiyor? Orada da basın toplantısı yaparız. Hiç kimse seçimi alıp kaçıramaz. Hiç kimse seçim yapılmayacak diyemez. Darbelerden sonra bu ülkede seçim yapıldı. Bunu unutmayın.